Turgut hüzün ve neşe dansını bahçede yapabilirsiniz. Dediğinde çalışacağımız aklıma gelmemişti doğrusu. Hadi Cleo, o kadar kötü değil. Etrafına bak, bitkiler herkesi mutlu ediyor. Aa, dikkat et Lorna, bu bahçedeki en nadir çiçek, kokulu çiçek. 1300 yılda bir çiçek açar. Ve bu gece hüzün ve neşe dansında hepimiz bunu görebileceğiz. Keşke Laguna da burada olup görebilseydi. Haklısın, hala Madrid'de. Oh, Gil, seni anlıyorum. Ben de Rotland'daki sevgilimi özlüyorum. Ah, iyi insan lafını... Ben gitmeliyim. Lorna! Mesaj sevgilisinden gelmiş. Onu terk ediyor. İnanamıyorum. Aa, mesaj da mı terk ediyor? Ne yapacağız? Böyle bir zamanda evde oturulmaz kızlar. Dans devam etmeli. Lorna'nın bu gece eğlenmesini sağlayacağız. Operasyon arkadaşımıza destek olalım. Başlasın artık. Hey Lorna, şu an ihtiyacın olan kız arkadaşlarınla zaman geçirmek, tamam mı? Ve tabii Gil de var. Dışarı çıkmayacağım. Gil, disaster. Lorna, kalbi kırık kız acil durum paketimizle geldik. Hadi aç kapıyı. Canlandırıcı makyaj. Monster Beat dergisinin tüm sayıları ve kısa zamanda bulabildiğimiz en büyük dondurmalı içecek. Hayır, teşekkürler. Kokulu çiçeği kaçıracağız. Aa, ben deneyebilir miyim? Lorna, bir saniye konuşabilir miyiz? Bu gece hüzün ve neşe dansı var. Seni dansa götürmeme izin verir misin acaba? İki eski dost olarak. Çok tatlısın Gil. Laguna çok şanslı. İki dost olarak dansa gidebiliriz. Ama ne giyeceğim ben? Ve bu hareketimin adı Kayan Yıldız Dansı. Aa, Gil. Beni dışarı çıkmaya ikna ettiğin için sağ ol. Dostlarımla birlikte olmak iyi geldi. Ve birlikte kokulu çiçeğin açışını da göreceğiz. Aa, yoo, beni dinle. Daha önce gördüm. İnan bana kötü kokuyorlar. Ha, yapma, neşemizi kaçırmasana Cleo. Kokulu çiçek dünyanın en güzel çiçeği olmalı. Laguna'nın burada olmaması çok... Gil! Burada neler oluyor? Bilin bakalım kim geldi. Çok garip ol. Gil! Bunu nasıl yaparsın? Laguna, bak inan ki düşündüğün gibi değil. Anladığımız kadarıyla Gil hüzün ve neşe dansına Lorna ile gelmiş. Tamam, nasıl gözüktüğü ortada. Laguna, ben açıklayabilirim. Bak aslında... Sakın! Madrid'den o kadar yolu sana dansla sürpriz yapabilmek için erken dönüyorum. Ve sen burada başkasıyla dans ediyorsun. Gitmem gerek. Laguna! Kokulu çiçek açmaya başladı 1300 yıl sonra. Umarım son gördüğüm kokulu çiçeğe benzemez. Çok kötü kokuyordu. Laguna bak, Lorna'yı dansa arkadaşım olarak götürdüm. Sevgilisi onu terk etti ve onun da kafa dağıtmaya ihtiyacı vardı. Anlarsın ya. Çok düşünceliymişsin. Olay çıkardığım için üzgünüm ama bu akşama kafamda o kadar çok hayal etmiştim ki. Sana sürpriz yapacaktım, kollarına koşacaktım. Kokulu çiçeğinin açışını seyredecektik. Tanrım, kokulu çiçek. Gel, kaçırıyoruz. Burada olmayı tercih ederim. Seninle. Gel. Hadi gel. İşte açıyor. Açıyor. Çok güzelmiş, bayıldım. Harika. İçinde bir şey var. Bir şey mi? Yoksa biri mi? Ama bu bir kız. Herhangi bir kız değil bu. Master'a hoş geldin. Sen onur konuğumuzsun. Bu Aminita Narchey. Parti mi? Bana mı? Hiç gerek yoktu. Evet, aslında sanırım vardı. Ben önemli bir şeyim. Cleo Denham.
çok uzun zaman oldu. Tanışıyor musunuz? Cleo'yla uzun bir geçmişimiz var. Eskiden arkadaştık. Asırlar önce falan. Çok uzun hikaye bu. Zavallı Cleo. Hala itici olmalısın. Dansa yalnız mı geldin? Tabii ki hayır. Bu erkek arkadaşım Deus. Merhaba yılan gözlü. Merhaba. Cleo, onu bu dans için ödünç alıyorum. Paylaşmak konusunda hep çok iyisindir. Cleo, ne yapmam lazım? Bu dansa lütfeder misin? Ve bundan sonraki her dansı. Tabii ki. Hüzün ve neşe partimiz kutlu olsun gel. Bir korku müdürü daha gitti, bunun anlamını biliyorsunuz. Yeni korku kitapları. Cleo, bence sen bu resimde çok güzel çıkmışsın canım. Ben de bu resimde büyüleyici çıkmışım. Ah, zaten benden bahsediyordum. Bunu internete koymalıyım. Nice korku kitabı günlerine. Bu kim? Gerçekten çok iyiydi. Bunu nasıl yaptın? Bunun için üzgünüm. Fotoğraflara sızmaya bayılırım. Adım Lorna. Lorna McNessie. Yeni acayip öğrencilerinden birisin ve geldiğin yer. Çürükanya'nın korku yaylalarındaki Loch Ness Gölü. Babamı duymuş olmalısınız. Loch Ness canavarı. Bizi yine kandırdınız Bayan McNessie. Birilerinin yüzgeçlerinizi uyarması gerekiyor. İşte bir kızın isteyebileceği en tatlı, en şefkatli ve en iyi baba. Ne yazık ki yüzeye çıkamazsın kızım. Sen daha önce çıkmıştın ama. Ve bu hiç iyi olmadı. O fotoğrafın ne kadar sorun çıkardığını hatırlıyor musun? Buradan Glasgow'a kadar bütün normaller gölümüzü istila etti. Sarayımızı bulmaya çalıştılar. Lütfen baba, dikkatli olacağımı biliyorsun. Sana en iyi olduğunu söylemiş miydim? Söyledin. Sadece bir saat. Oh baba, teşekkür ederim. Aman normallerden uzak duracaksın. İyi tarafından çekmişler. Neden yaptığımı bilmiyorum ama o kameranın beni çeken bir yanı vardı. Bunu yapmasam olmazdı. O adamın fotoğrafına sızmak zorundaydım. İşte dünyayı dehşete düşüren fotoğraf ve herkes bilmek istiyor. Fotoğrafa sızan bu Loch Ness canavarı kim? İyi tarafımdan çekmişler mi? Göle normaller dolaşınca babam ve ben bir süre uzaklaşmanın iyi bir düşünce olacağına karar verdik. Mansuray'ın değişim programını duyduk. Gölün yukarısındaki dünyayı keşfetmem için bu güzel bir fırsattı. Anlayacağınız beni Monster High'a getiren şey fotoğrafa sızmamdı. Bazen kendimi tutamıyorum işte. O halde herkesten önce Monster High'a hoş geldin diyor ve okulun ilk gününde iyi şanslar diliyoruz. Bugün ilk günüm değil ki. Bütün korku sömestri buradaydım. Ben kaçtım. Hepinizle sonra görüşürüz. Acayipler, Lorna şaka yapmıyormuş. İyi günler bayanlar, baylar. Ben acayibiniz Marie. Monster Pichu'daki güzel köyünden canlı yayındayım. Kabarık saçlarım, kocaman ayakkabılarım ve olumlu bir tutumum var. Bugün treni atlayıp Monster High'da korku sömestrine katılacağım. Acayip değişim programına kabul edildim. Monster Pichu'yu özleyecek miyim? Claro! Tabii ki. Ama bildiğiniz gibi bu arsız koca ayak yeni bir maceraya her zaman açıktır. Yeti kuzenim Monster High'da öğrenci. Benim treni binip Monster High'a götürmek için Monster Pichu'ya geldi. Bakın. Merhaba kuzen. Buradayım Abby. Monster Pichu'daki son günüme gitmeden önce sana etrafı göstermeyi çok istiyordum. Tamam o halde. Belki kısa bir süre dolaşabiliriz. Hiç Monster Pichu'dan daha güzel bir yer görmüş müydün? Baksana. Evet evet, çok güzel. Bir sürü koca ayak var ama artık istasyona gitmeliyiz. Tamam tamam, haklısın. Monster High macerama hazırım. Ama önce Amazon Bin Nehri'nde sörf yapmalısın. Şuradaki Gabi ve diğeri de Angelito.
Bir saniye, Piggy Pantalones nerede? Evet, kobayların hepsi çok güzel ve harika isimleri var ama gerçekten gitmeliyiz. Mari makyajını nasıl buldun? Aslında bayıldım ama şimdi ısrar etmeliyim. Evet evet, tren istasyonu biliyorum. Ama muhteşem ormanımızı görmeden Monster Pitch'den gidemezsin. Ama ondan sonra başka maymunluk istemem. Örümcek maymunlarından kaçmak da bir tür maymunluk bence. Tren istasyonuna geleceğimizi söylemiştim. Öyle ya da böyle. Ama kabul et, Monster Pichu'da çok eğlendin. Biliyor musun kuzen? Gerçekten eğlendim. Mari, o ayakkabılar gerçekten muhteşemmiş. Ne diyebilirim ki? Sonuçta malzeme çok büyük. Aa, hey! Abby'ye ne olduğunu bilen var mı kızlar? Bütün hafta onu göremedim de. Buna ben cevap verebilirim. İyi günler bayanlar baylar. Ben acayibiniz Abby Bobbinable. Monster Pichu'daki güzel köyümden canlı yayındayım. Öyle çok eğlendik ki bir hafta daha kalmaya karar verdik. Beni tanımayanlar için söyleyeyim. Kabarık saçlarım, orta büyüklükteki ayakkabılarım ve olumlu bir tutumum var. Kuzenim Mari sayesinde. Gün Acayip Değişim programına kayıt olmak için son gün. Bu programdan yararlanıp bir korku sömestrini yabancı bir ülkede geçirebilirsiniz. Dünyanın her yerinden temsilciler kayıt olmanıza yardım etmek için bekliyor. Seçebileceğimiz şu yerlere bakın. Korkunya, Transilvanya, Mahşeristan. Nereye gitmek istediğini biliyor musun Dracula? Bilmiyorum. Ya yanlış yeri seçersek? Bu çok büyük bir baskı. Merak etmeyin, en iyi çözümü ben buldum. Korku sömestrini Himalaya Lisesi'nde geçirmek. Himalayalarda. İyi tarafı hiç giyemediğin bir sürü güzel kışlık elbisemin olması. Ama içimden bir ses, soğuk ve yine soğuk dışında seçenekleri de olan bir yere gitsen daha iyi olur diyor. Belki de kültürü ve sanatı zengin bir yere gitmeliyim. Madrid'e ne dersin peki? İspanya'da bir korku sömestri. Çok sanatsal. Affedersiniz Senyor Ejderha. Saat kaçta acaba? Ben başkasına sorayım. Oranın da benim için uygun olduğuna emin değilim. Bana korkunç güzel geldi. Hemen şimdi kayıt olacağım. Ölüm diyarı. Bilemiyorum. Korkuntina. Olabilir. Mahşeristan Cumhuriyeti. Hiçbir şeyin eksik olmadığı bir yer seçtiğimden nasıl emin olacağım? Neden her şeyin bir parça olduğu bir ülke seçmiyorsun? Shibuya, Japonya. Bu ultramodern şehirlerimizin hızlı tempolu yaşantısı. Ama kırlarımızın ve zen bahçelerimizin huzur verici sessizliği de var. Ve hiç görmediğin kadar muhteşem bir moda dünyası. Muhteşem. Tıpkı bir rüya gibi. Ayrıca programda seçebileceğim bir tek yer orası kaldı. Bütün günü kendini farklı yerlerde hayal ederek geçirdin ve zaman nasıl geçtiğini unuttun. Günün sonu geldi dostum. Tamam, o zaman Shibuya, Japonya. Vay be bayan acayipler, Shibuya, Japonya'ya hoş geldiniz. Vay canına, Shibuya hayalimde mükemmel görünüyordu. Ama şimdi buradayım ve ya uyum sağlayamazsam, ya kimse beni sevmezse, ya yanlış seçim yaptıysam. Konnichiwa. Konnichiwa. Görünüşe bakılırsa Shibuya'yı çok seveceğim. Pekala Cleo, doğruluk mu? Korku mu? Korkuya ne dersiniz? Merhaba Cleo. Bu kadar korkmanı hiç beklemiyordum. Acaba onun burada ne işi var? Aminita'yı ben davet ettim. Çünkü okulun yeni kızı olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Uzun zaman oldu. Birbirinizi nereden tanıyorsunuz? Bizim bir geçmişimiz var. Dracula, kıyafetlerin ne kadar güzel. Tatlım, ödünç almama izin verir misin? Onları bir daha görürsen şanslısın demektir. Model olabilirsin. Sağ ol. Aslında zaten modelim. Bakın, hayranlarım için çantamda daima birkaç fotoğraf taşırım. O benim çantam. Aminita,
Biz de doğruluk mu korku mu oynuyorduk? Benim tercihim doğruluk. Cleo ile nereden tanışıyorsunuz? Geçmişimiz eskiye dayanıyor, öyle değil mi Cleo? Her 1300 yılda bir açtığım için tabii ki son derece önemliyim. Kraliçeniz geldi çocuklar. Buna selamlama mı diyorsunuz? Eğilmeniz gerek. Sizler çok şanslısınız. Gün boyunca güzelliğimi izleme imkanına sahipsiniz. Kendimi görebileceğim yansıyan bir yüzey olmaması gerçekten büyük haksızlık. Köy halkı benim çok özel ve nadir bulunduğumu anladı. Ve beni kendilerine saklamaya karar verdiler. Ve böylece Dina ile ailesine armağan edildi. Ailem kapana kısılmıştı. Aminita gelene kadar çok sıkıcı olduğunu itiraf ediyorum. Kıyafetine bayıldım tatlım. Ödünç almama izin vermelisin. Ve böylece onu ödünç al. Başka şeylerle birlikte. Ve bunu da alıyorum, şunu da alıyorum, bunu da, birkaç tokanı da alıyorum. Kızlar güzellik uykusuna yatmalı. Ama maalesef en kötü kısmı bu değildi. Burada çok sıkıldım. Bakalım bir kaçış planı yapabilecek miyim? Aminita, çıkış yolunu buldum. Yardım getir. Gidip yardım getireceğim. Şunu da alabilir miyim? Yardım getirmeye gitmesi çok hoşmuş. Fakat ne yazık ki bir daha geri dönmedi. Evet, ayıp ettim. Ben acayiplerin değişebileceğine inanıyorum. Cleo, doğruluk mu korku mu? Korkuyu seç. Korku. Ben de seni Aminita ile barışmaya davet ediyorum. Tamam. Bu harika. Peki ya sen Aminita? Aminita? Kıyafetlerim. Aminita hepsini götürmüş. Ödünç aldı. Evet, bunu yap. Çok güzel dalıştı Laguna. Mansuray değişim programından önceki son antrenmanım olduğuna inanamıyorum. Madrid'deki okulda çok eğleneceğine eminim. Ama sizi çok özleyeceğim. Özellikle de gelin. Sen yokken şu yeni kız Lorna yerini almaya çalışacak gibi. Gel, akşam alışverişe gidelim mi, ne dersin? Gel, bana yardım edecektin ya, hani şey. Doğru, sorun olur mu? Olmaz. Anlayışın için sağ ol Laguna. Vay canına, Gil ve Lorna beraber takılıyor ve sence sorun yok mu? Neden sorun olsun? Ben kıskanırdım, hem de çok. Hem de süper mega aşırı kıskanırdım. Çok anladım Serena. Kıskanıyorsun. Elbette kıskanıyorum. Affedersin. Gil, benden ayrılıp Lorna gibi bir tatlı su kızıyla çıkarsa ailesi çok mutlu olur. Neden ona sormuyorsun? Çünkü ona güvenmediğimi düşünecektir. Ama güveniyorum. Değil mi? Onları takip edecek miyiz? Şaka mı yapıyorsun? Tabii ki. Ne söylediklerini anlayamıyorum. İki farklı dünyadan gelmemiz umurumda bile değil. Biz birbirimize aitiz. Laguna. Serena. Gil. Serena. Burada ne yapıyorsun? Laguna burada olup biten her şeyi biliyor, tamam mı? Laguna Finn'i biliyor mu? Aynen öyle. Finn nedir? Lorna'nın tuzlu su sevgilisi. Finn. Biliyorum. Finn bir tuzlu su erkeği ve bense tatlı su kızı. Tıpkı Ben Miguel gibi ailelerle nasıl konuşacağın konusunda sana yardım ediyordu değil? Evet. Babama söylemenin bir yolunu arıyordum. Gelin çok vaktini aldığım için üzgünüm. Fark etmedim bile. Peki sen burada ne yapıyorsun? Ben sana şey... bunu verecektim işte, beni hatırla diye. Finn. Gil ve Laguna yürütebildiklerine göre sanırım biz de yapabiliriz. Bu ikisini yalnız bırakın. Don Quixote Lisesi'nin ne kadar güzel olduğunu keşke görebilseydin. Gerçekten çok güzeldi. Madrid'i seveceğine emindim. Evet, ama seni çok özlüyorum. Ben de seni Laguna.
Ama en azından bana seni hatırlatan deniz kabuğum var. Ah, bahar mevsimini seviyorum. En güzeli hüzün ve neşe partisine korkunç çiçekli elbiseler yapmak. Oh, değil mi? Elbiseyi sevdim ama keşke saçlarım bu şekilde olmasaydı. Kendinde değişiklik yapmak isteyen aslında benim kuyruğumun haline baksana. Kulaklarım yeterince sivri değiller. Cildim daha yeşil olsun isterdim. Abi de bana bakın. Hiç sorunum yok. Yüzümün simetrisi mükemmel. Ben çok güzellim. Sussun! Marisol, bizi korkuttun. Böyle olumsuz konuşmalara devam ederseniz daha ne kadar korkunç olabileceğimi göreceksiniz. Değişmesini istediğin bir yerin yok mu yani? Var. Canavar Pichu'dayken beni utandıran şey ayaklarımdı. Ayaklarımın görüntüsüne dayanamıyordum. Kimsenin bakmasını da istemiyordum. Özellikle de Sam Squatch'ın. O günlerde ayaklarımı diğer koca ayaklardan saklamak için her şeyi yapardım. Tam bir ayak kabusu yaşıyordum. Ama bir akşam sorunuma mükemmel bir çözüm buldum. Ayak büyütücü. Ayakları 3 numara büyütme garantisi. Harikaydı. Utandığın şey ayaklarının çok küçük olması mıydı? Sen ne sanmıştın? Köydeki en küçük ayaklar benimdi. Ayak büyütücü kumbaramda biriktirdiğim bütün parama mal oldu. Ve onlar Pichu Orman Partisi için tam zamanında geldiler. Herkes orada olacaktı. Sam Squatch da dahil. Çok güzel oldular. İyi misin? Si. Bueno. Dans etmek ister misin? Evet. Tabii. Şunu anladım. Sam Squatch ayaklarımı umursamıyorsa ben neden umursayacaktım ki? Beni ben olarak beğendi. Değiştiremeyeceğim bir özelliğim için endişelenmek çok şapşalcaydı. O zamandan beri her yerimi ben olduğum için seviyorum ben. Bir daha aynaya baktığınızda bunu mutlaka düşünün. Hey, konuşma için teşekkürler Mari. Bazen Monster High'ın korkunç özelliklerinin bile sevmekle ilgili olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Yani en azından bazılarımız. Ah, bunu duymadınız mı? Bu yıl büyük ayaklar çok moda. Ah!